Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Ben Doktor Münir Pehlivanoğlu. İyi Parti milletvekili aday adayıyım. 1983 senesinde Afyon'a tayinen geldim. Afyon Devlet Hastanesi başhekimliği yaptım 5 yıl. Ondan sonra Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne atandım. Orada da 10 yıl kadar doğum evi başhekimliği yaptım. 2000 yılında emekli oldum. Kendime ait Ordu Bulvarı'nda Tanı Çocuk Sağlığı Merkezi adı altında bir merkez açtım. Aşağı yukarı o da 10-12 yıl kadar sürdü. 2011 yılından itibaren de Park Hayat Hastanesi ile kliniğimizi birleştirdik, merkezimizi birleştirdik. O günden bu tarafa da Park Hayat Hastanesi'nde çalışıyorum. Hala da görevime devam ediyorum. Ne güzel. Neden milletvekilliği peki? Demin bahsettiğim gibi 1983-2023 40 yıl hekimlik yaptım. Sağlık alanında hizmetler verdim. Ama sağlık alanının dışında da Afyon'a hizmet etmek borcumun olduğunu düşündüm. Çünkü burada çocuklarım büyüdüler, üniversite okudular. Biri doçent oldu, biri profesör oldu. Afyon'a kendimi borçlu hissediyorum. Bu borcumu ödemek üzere de milletvekilliği adayı oldum. Eğer Allah nasip ederse bu borcumu ödeyeceğim. Peki milletvekili olursanız yapacağınız ilk şey ne olacak? Afyon'umuzun 18 ilçesi ve 58 tane mahallesi var. Ben bu ilçeleri ve mahalleleri, mahalle muhtarlarını dolaştım. Halkımızın benden en çok istediği iş istediler şimdiye kadar. İlk önce her evden bir işsize iş bulmak üzere çalışacağım. Ama tabii ki Afyon'un projelerine de destek vermek gerekiyor. Afyon'umuzun diğer illere, çevre illere baktığımız zaman geri kaldığını görüyoruz bazı konularda. Halbuki devlet karayollarının tam kesiştiği noktada yazın 40-50 bin aracın geçtiği hızlı bir trafiğin içerisinde Afyon hak ettiği yerde değil. Bunu hak ettiği yere getirmek gerekir diye düşünüyorum. Turizmde önünün mutlaka açılması gerektiğini düşünüyorum. Sanayimiz, Afyon sanayisine baktığımız zaman orta düşük bir teknoloji kullanmaktadır. Bu teknolojiyi yükselterek daha iyi kazanç gelirlerin Afyon'a girmesini istiyorum. Bunun dışında Afyon'umuzda kültürel olarak kongre merkezleri ve fuar alanlarının yapılmasını tabii ki istiyorum. Ayrıca tarımın ve hayvancılığın mutlaka desteklenmesi lazım. Bu konuda bir takım projelerimiz var. Onların hayata geçirmesini istiyorum. Ayrıca Afyon OSB'lerinin genişletilmesi ve her kazamıza OSB'lerin yayılması düşüncesindeyim. Bunun dışında lojistik merkezimiz yok mesela. Marmara'da, İstanbul tarafında üretilen ürünlerin Anadolu'ya nakledilmesi için veya Anadolu'da üretilenlerin İzmir Limanı vasıtasıyla ihraç edilebilmesi için mutlaka bir lojistik merkeze de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve daha birçok projeler var. İşte eğer bir vekillik Allah nasip ederse bunların arkasında durup oluşmasını için çalışacağım. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi bana biraz evvel sordunuz. Yani ben kendi kendime de sordum. Yani niçin vekil olmak istiyorsun? Güzel bir mesleğim var. Ben çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyım. Sağlık alanı dışında işte insanlara yardım edebilmek, Afyon'un gelişmesini temin edebilmek ve iyi bir şeydir, hayatımda olacak diye düşünüyorum. İnsanların benim arkamdan teşekkür etmeleri, işte Doktor Münir Bey zamanında bunlar yapıldı demeleri, işsizlere iş bulduğum takdirde arkamdan dua etmeleri
benim amaçlarımın arasında daha eski yıllarda Doktor Saadettin Aygen'imiz vardı. Halka kime sorsanız arkasından rahmetle, minnetle anarlar. Benim hedefim de bir Doktor Saadettin Aygen gibi olabilmek.